Merhabalar. Sıfırdan zirveye yapay zeka serisinin bir sonraki bölümünde birlikteyiz. Sıfırdan zirveye yapay zeka serisi aslında teknik bir seri. Ben yüksek lisans yapıyorum. International University of Applied Science'da, Almanya'da bir okulda, uzaktan. Bu yüksek lisans esnasında gördüğüm şeyleri, aldığım notları böyle yazı haline getirdim. Şimdi de videolarını çekiyorum. Bu yüzden teknikler, ancak arada bazı yazılar teknik olmuyor diğerleri kadar. Daha sözel oluyor. Bunların daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Ben yine çoğunu yapacağım da, matematik olanları hariç. Onları zaten ülkemiz iyi biliyor. Çok eğitim veriliyor. Uzatmadan başlayalım. Peki bugün ne konuşacağız? Nörobilim, bilişsel bilim ve yapay zeka ile bunların ilişkisi. İşte beynin anatomik ve fizyolojik yapısı, sinir bilimi, bilişsel bilim ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi, bunların insan ve makine zekası üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Garner altıgeni diye bir şey var. Psikoloji, felsefe, dil bilimi, antropoloji, sinir bilimi, yapay zekanın hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu gösteren bir görsel aslında. Burada kesikli çizgiler disiplin arası bağın zayıf olduğunu gösteriyor. Diğerlerinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Yapay zekanın amacı akıllı davranışın mekanik olarak yeniden üretilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlem açıkça muazzam bir bilim ve mühendislik sorunu teşkil etmektedir. Bu nedenle yapay zeka tarihi boyunca araştırmacıların ve mühendislerin yapay zekanın taklit etmeye çalıştığı özellikleri ve karakteristikleri sergileyen doğal sistemlerin incelenmesinden ilham alması şaşırtıcı olmamalıdır. Bu tür sistemlerin bilinen tek çalışan örnekleri insan ve hayvan beyinlerinde ve bunlarla ilişkili bilişsel işlevlerde ve yeteneklerde bulunabilir. Bu nedenle bu ünitenin amacı sizi sırasıyla insan ve hayvan sinir sistemlerinin incelenmesiyle ilgilenen sinir bilimi ve bilişsel bilimin temel ilkeleri ve sırasıyla bilişsel işlevleri modellemeyi ve anlamayı amaçlayan daha geniş bilimsel çabaları tanıştırmaktır. Sinir bilim ve insan beyni. Bilimsel bir disiplin olarak sinir bilimi, sinir sistemlerini oluşturan ilgili anatomik yapıları ve bunların işlevsel rollerini belirlemeye çalışır. Bu nedenle anatomi, fizyoloji, sitoloji, kimya ve gelişim bilimlerini birleştiren daha geniş bir biyoloji alanına aittir. Bir sonraki bölümde öncelikle insan beyni üzerinde duracağız. Çünkü mevcut bilgilerimize göre insan beyni en karmaşık ve en yetenekli beyin örneğidir. Sinir sistemi, vücuttaki duyu ve kontrol sinyallerinin iletilmesi ve işlenmesiyle ilgili tüm hücrelerin toplamına sinir sistemi denir. Beyin anatomisi ve fizyolojisi. Anatomik olarak beyin, yetişkinlerde ağırlığı 1,2 ile 1,4 kilo arasında değişen, bireyler arasında önemli farklılıklar gösteren yumuşak doku yığınıdır. Bununla birlikte beyin büyüklüğünün zihinsel kapasiteyle bağlantılı olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Beynin dış tabakası mevcut kafatası hacmine çok yakın bir şekilde sığacak kadar geniş bir yüzey alanına sahip, oldukça karışık bir yapıdır. Kaba ölçekte onu oluşturan parçalar beyin, cerebrum, beyincik, cerebellum ve beyin sapıdır. Beyincik, beyin ile omurilik arasında bir arayüz veya aktarma istasyonu olarak işlev görür. Ve bu yapı daha sonra periferik sinir sistemine uzanır. Kalp atışı hızının düzenlenmesi, nefes alma, vücut ısısının düzenlenmesi ve uyanıklık uyku döngüsü gibi temel işlevleri kontrol eder. Beyincik, beyin sapının altında, beyin sapına bitişik bir yapıdır. Ana işlevi hareketi yönlendirmek, dengenin korunması, vücut duruşunun korunması gibi motor işlemlerin kontrolüdür. Beynin en büyük kısmını cerebrum oluşturur. Duyusal girdilerin yorumlanması, duygular, akıl yürütme, konuşma ve dil anlama gibi tüm yüksek işlevler burada bulunur. Yukarıdan bakıldığında beyin, yarım küre adı verilen iki yarıya bölünmüştür. Corpus callosum adı verilen anatomik yapı, bu yarımlar arasındaki bağlantıyı oluşturan beynin iki yarım küresi arasındaki sinyal alışverişini ve iletişimini sağlar. Sağ yarı küre vücudun sol tarafını, sol yarı küre ise vücudun sağ tarafını kontrol eder. Dolayısıyla genel olarak beyin yarımlarının işlevlerine göre oldukça simetrik olduğu sonucu çıkar. Buna karşılık popüler psikolojide üst düzey bilişsel işlevlerin yanallaşması olarak da adlandırılan işlevsel uzmanlaşma ilişkin iddialara sıklıkla rastlanır. Yanallaşma,
Bu merkezi vücut düzlemindeki işlevsel farklılaşmayı, yani sol-sağ farklılaşmasını ifade eder. Mantıksal ve analitik düşünmenin sol yarı kürede, yaratıcılığın ise sağ yarı kürede yer aldığı düşüncesi buna örnektir. Gerçek lateralizasyonla ilişkin en güvenilir kanıtların daha düşük seviyeli, algısal işlevlerle ilgili olması nedeniyle bu tür iddialar yanlış ve yanıltıcıdır. Yarım küre asimetrisinin dikkate değer bir örneği, dil işlemede önemli bir rol oynayan Broca ve Wernicke alanlarıdır. Bu beyin bölgeleri genellikle vücudun baskın tarafını kontrol eden, baskın elin karşısındaki yarım kürede bulunur. Yani sağ eliyseniz sol yarım kürede bulunur. Beyin yarım küre yapısının dışında aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 4 ana loba ayrılabilir. Bu bölünme anatomik olarak beyin yüzeyindeki en gözle görülür şekilde belirgin çatlaklara dayanmaktadır. Gözlemlenebilir beyin fonksiyonlarının büyük çoğunluğunun beyni oluşturan birçok parçanın karmaşık etkileşimine dayandığı gerçeğine rağmen haklı olarak bu loblara belirli bir işlevsel uzmanlaşma atfedilebilir. Frontal lob varmış 4 parça, bunlar aralarındaki çatlaklardan ayırt edilebiliyormuş. Parietal lob, occipital lob ve temporal lob. Frontal lob, yargılama, planlama, problem çözme, zeka ve kişisel farkındalık gibi genel olarak birçok bilişsel yetenekten sorumludur. Aynı zamanda karmaşık motor kontrol görevlerinde ve konuşmada da rol oynar. Parietal lob ise aksine çoğunlukla duyusal girdilerin yorumlanmasıyla ilgilidir. Böylelikle mekansal, görsel algımızı oluşturur ve görme, işitsel ve dokuma sinyallerini yorumlar. Temporal lob, dilin anlaşılması, hafızanın oluşumu, sıralama ve organizasyonla ilgilidir. Aynı zamanda nesnelerin ve yüzlerin tanınması gibi karmaşık görme görevlerinde de yer alır. Oksipital lobun rolü, görev sinyal işleme ve yorumlamanın erken aşamalarını gerçekleştirmede yatmaktadır. Oksipital lob. Hücresel düzeyde insan beyni ortalama olarak bilgi işlemeden sorumlu olan nöron adı verilen yaklaşık 86 milyar bağlantılı sinir hücresinden ve yaklaşık 10 kat daha fazla sayıda glia hücresinden oluşur. Nöronların korunmasından, beslenmesinden ve yapısal desteğinden sorumludur. Burada bir nöron yapısını görüyorsunuz. Membran hücresi, sel gövdesi, dendritler, aksonlar, hillok ne bilmiyorum, akson hilloku diyor. Miyelin kılıflar, oligodendrosit diyor bunları bağlayan yapılara. Ranvier nodları, düğümleri, akson terminallere uçları, sinaptik uç şeyleri, bulbları, küreleri diyebiliriz. Bulb. Aslında ampul gibi bir şeydi ama. Neyse. Yukarıda bir insan sinir hücresinin veya nöronunun bir temsili bulunmaktadır. Hücre gövdesine soma denir. Diğer nöronlardan gelen sinyallere dendrit adı verilen dallanmış yapılar aracılığıyla somaya ulaşır. Soma daha sonra gelen bilgi işler ve aksondan aşağıya gönderilen bu çıktı üretilir. Aksonun uzunluğu soma çapının 10 ile 1000 katı kadar olabilirler. Sonunda sinyal akışının daha aşağısındaki nöronlardan gelen dendritler için temas noktalarını oluşturan akson terminallerine ayrılır. Soma ve aksonlar arasındaki fark, beyin kesitlerinde görülen gri ve beyaz madde arasındaki çıplak gözle görülebilen ayrımdan kendini gösterir. Gri madde hücre gövdelerinden, beyaz madde ise aksonlardan oluşur. Beyin fonksiyon özeti. İnsan beyni haftanın 7 günü 24 saat tüm vücut fonksiyonlarımızın düzenleyicisi olarak görev yapar. Temel düzeyde birbirine bağlı bir nöron ağı, vücudumuzun nefes alma, kan basıncı ve hareketlilik gibi rutin ihtiyaçların işleyişini kontrol eder. Beyin ile vücut arasındaki iletişim omurilik boyunca gerçekleşir. Beyin, duyusal girdilerin aşağıdaki yöntemlerle işlenmesinden sorumludur. Vizyon görme, audition işitme, tat, koku alma, dokunma, termosepsiyon sıcaklık hissiyatı, nosisepsiyon ağrı hissiyatı, denge algısı ve propriosepsiyon yani beden farkındalığı. Bu organım kolum burada, elim burada, bu benim gibi bir şey anladığım kadarıyla. Beyin, dikkat, öğrenme, hafıza, planlama, problem çözme, dili anlama ve biçimlendirme yeteneği dahil olmak üzere organizma için faydalı olduğu düşünülen davranışların desteklenmesinden sorumludur. Beyin girdileri algılandığını, bu girdileri önceden bildiklerine göre işler ve ardından bir tür eylem başlatır. Örneğin çoğu insan beyni sıcak bir tabağa dokunmanın etkisini fark edecek ve çoğu zaman buna tepki verecektir. Bilişsel bilim. Sinir bilim, sinir sistemlerinin anatomisi ve fizyolojisi üzerine odaklanırken, bilişsel bilim,
aksine daha geniş bir bakış açısına sahiptir ve karşılık gelen işlevsel ilişkiler açıklamak için biyolojik gerçekliklerden soyutlanarak biliş ve bilişsel süreçleri kendi başlarına inceler. Evrimsel ve gelişimsel yönlerde ele alınmaktadır. Bilişsel bilimde incelenen tipik bilişsel süreçler şunlardır. Davranış, zeka, dil, hafıza, algı, duygu, muhakeme, öğrenme. Bilişsellik, bu düşünme, deneyim ve duyular sonucunda bilgi ve anlayış kazanmanın zihinsel sürecidir. Yaklaşımlar, tarihçe ve yöntemler. Zihnin kapsamlı bir çalışma olması, olma arzusuna uygun olarak bir bilimsel çaba alanı olarak bilişsel bilimin tanımlayıcı özelliği disiplin arası yaklaşımıdır. Çeşitli disiplinlerden gelen bilgilerden yararlanılır. Felsefe, psikoloji, sinir bilimi, dil bilim, antropoloji, yapay zeka. Eskiden beri insanlar zihnin kökleri ve işleyişi hakkında düşünmek zorunda kalmıştır. Böylece tıpkı yapay zeka gibi bilişsel bilimin entelektüel tarihinin de antik çağdaki felsefenin doğuşuna kadar izi sürülebilir. Ancak bilişsel bilimlerde kullanılan güncel yaklaşım ve yöntemler 20. yüzyıldaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. O zamanın itici güçleri George Miller'ın zihinsel temsiller ve kısa süreli hafızanın sınırlamaları üzerine çalışmaları, Noam Chomsky'nin biçimsel gramerler üzerine çalışması ve radikal davranışçılığın psikolojik paradigmasına yönelik sert eleştirisi ve yapay zeka konusundaki ilk çabalarıydı. Ancak 1975 yılına kadar bilişsel bilim terimi icat edilmedi ve çeşitli alanlarda bu disiplinle ilişkin ortak bir anlayış ortaya çıktı. Bilişsel bilimin bilimsel alt disiplinleri metodolojik yaklaşımları kadar çeşitlidir. Bilişsel süreçlerin incelenmesindeki ampirik veriler genellikle zihnin incelenmesiyle ilgilenen çeşitli disiplinlerde kullanılan tipik deneysel yöntemlerden elde edilir. Aşağıda özetlenen 3 ana yaklaşım ampirik bulguların çoğunluğunun temelini oluşturmaktadır. Beyin görüntüleme. Tıpta ve sinir biliminde yaygın olarak kullanılan beyin görüntüleme, beynin karmaşık zihinsel görevleri yerine getirirken sinirsel aktivitenin izlenmesini sağlayan bir araçtır. 2. Davranış deneyleri. Psikolojide sıklıkla kullanılan davranış deneyleri, uyaranların işlenmesi hakkında sonuçlar çıkarmamıza olanak tanır. 3. Hesaplamalı modelleme yoluyla simülasyon. Bu teknik, simüle edilmiş sonuçları gerçek dünyadaki davranışsal verilerle karşılaştırarak, zihinsel faaliyetlerde yer alan işlevsel süreçler hakkında teorik fikirleri doğrulamamıza olanak tanır. Temel kavramlar, etkiler ve eleştiri. Temsili zihin teorisi, Representational Theory of Mind, bilişsel bilimdeki çalışmaların çoğunu birleştiren yaygın bir paradigmadır. Bu çerçeveye göre biliş, bilgisayar bilimlerindeki veri yapılarına benzetilebilecek zihinsel yapılar üzerinde hesaplamalı prosedürlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bu zihinsel nesneler veya veri yapıları, görüntüler, kavramlar, mantıksal önermeler veya analojiler gibi yalnızca zihinsel alana ait olan fiziksel varlıklar veya soyutlamalar anlamında somut nesneleri temsil edebilir. Tümden gelim, arama ve eşleştirme ve benzeri hesaplama prosedürleri vardır. Bir araştırma alanı olarak bilişsel bilim aynı zamanda çok sayıda diğer uzmanlık disiplinlerinin katkılarını da içerir. Sistematik yaklaşımı sayesinde birçok ilgili konu alanındaki düşünceyi de etkiler. Dolayısıyla davranışsal ekonomiye son derece rasyonel aktörleri varsaymak yerine insanların ekonomik karar alma sürecinde gerçekten nasıl davrandıklarını inceleyen daha yeni bir ekonomik dalı ve bilişsel önyargılar ve risk yargısı çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Bununla birlikte en dikkate değer katkılardan bazıları dil bilim, dil felsefesi ve beyin yapılarının işlevsel rolleri ve etkileşiminin anlaşılmasıyla ilgilidir. Bilişsel önyargı. Bu, belirli bir durumun objektif olarak değerlendirilmesinin önünde duran değerleme ve yargılamadaki taraf girliği ifade eder. Rasyoneliteden sıklıkla sistematik olarak tekrar tekrar meydana gelen bir sapmayı ifade eder. Belirgin başarılarına rağmen bilişsel bilime yönelik geleneksel yaklaşımlar da eleştiriye konu oluyor. Örneğin bilişsel bilim, duygunun insan düşüncesindeki rolünü ve bilinç sorununu daha yeni ele almaya başladı. Ek olarak bireysel zihne odaklanmanın bir sonucu olarak bilişin sosyal boyutu ve somutlaştırmayla ilgili konular ve fiziksel çerçevenin etkisi gibi önemli yönleri ihmal etme eğiliminde olmuştur. Sinir bilimi, bilişsel bilim ve yapay zeka arasındaki ilişki. Sinir bilimi ve bilişsel bilime genel bir bakış atmıştık. Şimdi yapay zekayı bu alanlarla bağlantılı olarak ele alacağız. Biyolojik sinir ağları ve zihin. Beynin bilişin merkezi mi yoksa sadece kanı soğutan bir organ mı olduğu sorusu antik Yunan'da tartışılırken bugün eski hipotezin doğru olduğunu biliyoruz. Kaza veya hastalık nedeniyle oluşan belirli beyin lezyonlarının belirli işlevsel bozukluklara yol açtığı çok sayıda belgelenmiş vakaya sahip olmakla
kalmıyor. Aynı zamanda bir kişinin karakterindeki belirgin değişikliklerin ölçülebilir nörolojik hasarlardan kaynaklandığını da biliyoruz. Dolayısıyla zihnin kökenlerine ilişkin metafizik açıklamalara tamamen ya da en azından kısmen başvurmadan artık beynin zihinsel durumların fiziksel temeli olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu zihnin veya bilişin her yönünü altta yatan nörolojik süreçlerle kolayca açıklayabileceğimiz anlamına gelmez. Eğer durum böyle olsaydı, yukarıda özetlendiği gibi bilişsel bilimin geniş kapsamı gereksiz olurdu. Ziegel'in 2012 yılındaki çalışmasını başka sözcüklerle ifade edersek, insan zihni insan kişiliğinde somutlaşan, ortaya çıkan ve kendi kendini düzenleyen bir ilişkisel süreç olan bir insan yetisi olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda karmaşık, açık, doğrusal olmayan, bedenin içinde ve dışında aynı anda gerçekleşen enerji ve bilgi akışını düzenleyen bir tesistir. Bu tanımı açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki anahtar terimler tanımlanmıştır. Yeti, faculty. Yeti, bir kişiye bahşedilen ve bireyler arasındaki önemli farklılıkları gösterebilen tüm zihinsel ve fiziksel yetenekleri ifade eder. Kendi kendini organize etme. Kendi kendini organize etme, yerel etkileşimlerden kaynaklanan kendiliğinden bir düzenleme sürecini ifade eder. Örneğin gökyüzündeki bulutların rüzgarla birlikte sıcak havadan soğuk havaya doğru hareket etmeleri, nemi depolayıp salmaları ve belirli bir süre boyunca belirli bir yükseklikte kalmaları nedeniyle kendi kendine organize ettiği kabul edilir. Ortaya çıkan, emerging, ortaya çıkmak, doğurmak anlamına gelir. Önceki örneğimize devam edersek, gökyüzünde bulutların oluşmasına neden olan şey genellikle yerdeki bir ısı kaynağıdır. Muhtemelen sürülmüş bir tarlanın güneşten gelen ısıyı emen koyu renkli toprağı bunun nedeni olabilir. Bunun sonucunda gökyüzüne doğru yükselen sıcak hava sütunu bir bulut oluşturur. İlişkisel süreçler. İlişkisel süreçler, insan kişiliğiyle dış nesneler ve süreçler arasında en azından diğer zihinler biçiminde değil, önemli bir ilişki olduğunu belirtir. İnsan zihninin temsil ettiği belirli insan yetilerinin bir örneği aşağıda verilmiştir. Vicdan, bireyin diğer sistemine göre doğru ile yanlış arasındaki farkı yargılayan insan yetisidir. Kişisel farkındalık, varoluşun ve iç gözlemin bilinçli farkındalığıdır. Yargı, karar vermek için kanıtları ve diğer bilgi kaynaklarını dikkate alma yeteneğidir. Dil, bu fikirleri ifade etmek için dilleri kullanma yeteneğidir. Hayal gücü, bu anında algılananın ötesindeki olasılıkları görebilme yeteneğidir. Bellek, beyinde kodlanmış ve depolanmış bilgiyi geri çağırma yeteneğidir. Düşünme, bu olası nedenleri veya sebepleri arama becerisidir. Evet, ne kaldı bakalım? Sinir bilimi, bilişsel bilim ve yapay sinir ağları. Bunlara gireceğiz. Süper zekadan bahsedeceğiz. Sonra da bitireceğiz. Burada bırakalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.